Everything is ready. Yeah. Okay, let's start. Merhaba arkadaşlar, basketbol anatomisine hoş geldiniz. Yine bir ayakkabı inceleme videosundayız, kutu açılış videosundayız. Kanalda ne yaptığımı zaten biliyorsunuz. Kutu açılımları yapıyoruz, ayakkabı incelemeleri ve daha da önemlisi sporun, basketbolun özellikle medikal yönüne bakıyoruz. Sakatlıklardan nasıl korunuruz ona bakıyoruz. Hazırsanız bu ayakkabıya geçelim. Bu ayakkabıya baktığımızda direkt zaten Yanis'in ayakkabısı olduğu kutuda da yazıyor. Yanis'in low budget bir ayakkabısı bu. Yani düşük bütçeli bir modeli. Şimdi detaylarına gireceğiz. Önce kutuyu biraz göstereyim size. Kutunun bu tarafında Yanis Antetokounmpo yazıyor bu tarafında. Bu tarafında ise Yanis yazıyor. Antetokounmpo'nun ayakkabısı olduğunu anlıyoruz. Üstünde de logosu var. Basit bir kutu. Zaten düşük bütçeli bir ayakkabı. Direkt ayakkabıya geçelim. Hadi diğer içinde çıkalım. Açıkçası bu ayakkabıyı ilk gördüğümde yani koşu ayakkabısı demiştim ben. Zaten Freak serisi de bence koşu ayakkabısına benziyor. Çünkü aşırı low. Yani önce ön yargılıydım bu modele ama sonra gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz en iyi ayakkabı olduğunu anladım. Çünkü gerçekten düşük bütçeli bir ayakkabı. Şu an fiyatı 670 TL olması lazım. Gerçekten bu fiyata basketbol ayakkabısı bulmak şu an çok zor. Bir de Yanis'in ayakkabısı yani sonuç olarak. Detaylarını incek olursak bu ayakkabıda bir taban teknolojisi yok. Evet, yani bir taban teknolojisi zoom veya herhangi bir şey kullanmamışlar. Sadece filon dedikleri bir yapı var. Yani kauçuk gibi bir şey tabanda. Fena değil aslında. Fena iş görmemiş. Tabanda herringbone dediğimiz şu yapıyı kullanmışlar. Şu şekilde çatallaşmalar. Bu yapının aslında tutuşu gayet iyi. Çok iyi çalışmış bu yapı. Tabandaki detaylara bakalım bir de. Francis, Thanasis, Kostas ve Alex biliyorsunuz kardeşleri Antetokounmpo'nun. Hepsi de basketbolcu. Burada Charles Veronica yazıyor. Onlar da annesi ve babası. Lime, bunun anlamını bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Yani sizin akrabası mı oluyor, neye oluyor bilmiyorum. Taban evet böyle basit bir taban ama tutuşu çok iyi. Bu ayakkabının güzel özelliği zaten düşük bütçeli. Tabanı da sağlam, dışarıda kullanabilirsiniz. Yani dışarıda 2000 TL'lik Lebron'unuzu giymek yerine bunu giyebilirsiniz. Gayet mantıklı bir seçim olur. Üst tarafı çok nasıl diyeyim? Böyle kaliteli bir materyal kullanılmamış üst tarafında. Hava alıyor ama. Hava alan çorap gibi bir yapı yapmışlar. Bu çok güzel. Ayakkabı zaten aşırı hafif. O yüzden yani bir guardsanız çok rahat kullanabilirsiniz. Evet burada Nike işareti bile hava alıyor. Yani burada swoosh'un üstünde bile hava delikleri var. Hava alabiliyor. Evet gerçekten çok ilginç. Yani ayakkabı hakkında söyleyeceğim başka. Şurada Lagos yazıyor. Şu detaya bakalım. Bu doğduğu yer. Nijerya'nın Lagos kenti. Arkada yine giymemizi kolaylaştıracak böyle bir tool, ekipman var. Dil kısmında Antetokounmpo'nun logosu var. Ve yani Antetokounmpo yazıyor. Dil kısmı da hava alıyor ve çok yumuşak. Tabanda hiçbir şey yok. Yani taban boş. Hiç yazı filan hiçbir şey yok. Ekstra bir zaten teknolojisi de yok demiştim. Böyle bomboş düz bir ayakkabı gibi. Bu yan taraftaki desteklerini beğendim aslında. Bu yan tarafta hatta bayağı yani sırt, ayak arkası bölümde bayağı bir desteği var. Bu hoşuma gitti. Yani dediğim gibi 670 TL bu ayakkabı şu an. Bu fiyata herhangi bir basketbolcunun ismiyle bir ayakkabı alamazsınız. Kyrie, LeBron, KD alamazsınız. O yüzden bu ayakkabı kesinlikle tercih edilebilir. Evet yani teknolojisi yok dedik. Herringbone taban kullanılmış dışarıda giymeye uygun. Bağcık yapısı, bağcıkları biraz kalın ama güzel. Şimdi ayakta deneyeceğiz zaten. Yani kaymıyor. Dışarıda giymeye uygun, içeride giymeye uygun. Çok hafif bir ayakkabı. Tercih edilebilir bence. Çünkü yani 2000 lira bir ayakkabıya, 1500 lira bir ayakkabıya vermek yerine bundan 2 tane alırsın, 3 tane alırsın. Ayakta deneyelim şimdi. Bakalım ayakta nasıl duracak.
Yani ayakkabının ayak testi çok iyi. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Mesela 45 numara giyiyorsanız bu ayakkabıda 45 alabilirsiniz. Ama 45 yoksa 44,5 da alabilirsiniz. Bana güvenin, ayağınıza olacak. Dar kalıplı bir ayakkabı değil çünkü. Ya ayak testi çok iyi. Kesinlikle ucuz bir ayakkabı gibi durmuyor ayakta. Bence dizayn olarak da fena değil. Yani elde çok iyi durmadı. Ben çok beğenmedim ama ayakta gayet beğendim duruşunu. Onun dışında hiç kaymıyor zaten. Bu herringbone tabanın özelliği o. Çok beğendiğim bir taban. Kesinlikle kaymıyor. Dışarıda kullanılabilir. Yani bence günlük hayatta da kullanılabilir. Çünkü hiç rahatsızlık vermiyor. Bir de ayakkabının hafif olması çok büyük bir avantaj. Ayağınızda yokmuş gibi. Sadece üst materyal biraz kalitesiz geldi bana. Yani kesinlikle buraya bir şey değerse falan yırtılır. Hatta yağmur bile yememesi lazım bu ayakkabının. Yani çok ucuz olması ve bu özellikleri çok hoşuma gitti açıkçası. So, what do you think about this shoe? As I understand, these are low budget shoe, and I think they are really nice. I am biased because I do love the blue color, so I really like the color of the shoe. And yeah, they are a little bit simple, but if you're using for practice more than for showing off, I think that they are great. Yeah, thanks for your comment. I agree with you. Evet, yani ayakkabı low budget bir ayakkabı dedik. Alınabilir. Şu anda fiyatı 670 TL Nike'da. Numaraları da var. Bildiğim kadarıyla en son baktığımda vardı. Yani 45 giyiyorsanız 45 yoksa 44,5 da alabilirsiniz. 46 giyiyorsanız 45,5 alabilirsiniz. Ama oynamak istiyorsanız, yani dışarıda oynamak için bir ayakkabı arıyorsanız kaçırmayın derim. Çünkü dışarı için çok uygun gerçekten. Saha için de uygun aslında. Evet, videonun ufaktan sonuna geldik. Ayakkabı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ayakta duruşu da böyle kombin olarak. Siyah şort ve siyah tişört ile. Çok kötü durmuyor bence. Bad looking ha? With kombin. Yeah, fine. I would like it if the t-shirt or short would be blue too. Evet, doğru. Başka bir şey de mavi bir tişörtle de kombinleyebilirsiniz. Yani ben günlük hayatta giyerim bunu bu arada. Hiç kötü durmuyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. İncelememi istediğiniz ayakkabı varsa aşağıya yazabilirsiniz. Türkiye'de olmayan bir ayakkabı da olabilir. Getirtebilirim. Sıkıntı yok. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı unutmayın lütfen. Güle güle.